Sayın İzmit Belediye Başkan Yardımcım, Tasavvuf Vakfımızın kıymetli başkanları ve temsilcileri, değerli üstadımız Mustafa Özbağ Beyefendi, çok kıymetli konuklarımız. İzmit Belediyesi, Tasavvuf Vakfı Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlemiş olduğu Anadolu'nun Manevi Direkleri Konferans ve Sema programımıza hoş geldiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden Anadolu'nun manevi direkleri sohbetimizi başlatmak üzere Sayın Mustafa Özbağ Hoca Efendi'yi kürsüye davet ediyorum. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzümüzü hayırlı eylesin. Ayımızı, yılımızı, ömrümüzü hayırlı eylesin. Anadolu'nun manevi direkleri denilince bugünkü konu başlığı olan Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre. Aslında buna geçen ay Hazreti Mevlana'yı da Şems'i anlatmıştık. Hazreti Mevlana da bu noktada istismara açık bir kimlik ve kişilik. Ama ülkemizi ilgilendiren en önemli meseleler, en önemli kimse Hacı Bektaş Veli. Bu akşam belki de bununla alakalı daha geniş bir yelpazede konuyu anlatmaya çalışacağız. Çünkü bunu böyle bir dipnot olarak düşelim. Önümüzdeki yıllarda çok önemli hem dünyayı hem ülkemizi ilgilendiren çatışmalardan birisi meşrep ve mezhep çatışmaları. İnsanların kendi renklerini bir başkasının üzerine dikte etme. Bütün renkleri bir renge dönüştürme çatışmaları olarak geçeceğine inanıyorum. Bunun ne yazık ki İslam dünyasında tohumları atılmış vaziyettedir. Bu biraz daha yeşertilmeye, biraz daha gündeme çekilmeye, biraz daha ümmetin içerisinde, ülkemin içerisinde bu meseleyi kaşımaya başladılar. O yüzden bu manevi direkler dediğimiz bugün ülkemizde bulunan bu üç büyük zatın istismar edilmemesi, istismara açık olmaması, ne olmadığı, ne olduğu bence önemli bir mesele. Tabii bunun yanında biz birlikteliğimizi kurmak, geleceğimizi görmek, geleceği inşa etmek ve bu geleceği inşa ederken de kendi felsefemizi, millet felsefemizi, devlet felsefemizi, medeniyet felsefemizi oturtmakla mükellefiz. Siz çok zengin olabilirsiniz, devletiniz çok güçlü olabilir ama bir devletinizin felsefesi yok ise, milletin bu noktada bir felsefesi yok ise o devlet yıkılmaya, millet de dağılmaya mahkumdur. Önemli olan bu felsefenin renklerinin ne olacağı, bu felsefede kimlerin rol alacağı. Kimler derken bireysel şahıslardan fazla felsefenin temelini oluşturan şahsiyetler olarak nitelendiriyorum. O yüzden bir sufi gerçeği vardır bütün dinlerde. Bugün siz geriye doğru gittiğinizde İsevilerde bir tarikat, bir sufi gerçeği vardır.
bir meşrep, bir mezhep gerçeği vardır. Bunu reddedemezsiniz. Ondan önceki Musevilere gitseniz, onlarda da bir meşrep, mezhep gerçeği vardır. Reddedemezsiniz. Siz Budizm'e gitseniz, Budizm'in de kendi içerisinde mezhep ve meşrep gerçeği vardır. Hindu dinine gitseniz, Hindularda da mezhep ve meşrep söz konusudur. Ateist olsanız. Deseniz ki ben ateistim, ateistlerin dahi kendi içerisinde mezhep ve meşrepleri var. Bir kimse diyor ki biz o ateistlerden değiliz. Siz hangi ateistlerdensiniz? İşte biz şöyleyiz. Veyahut da din tanımamazlık ama Allah'ı tanımak var ya, deistlik. Bir deistle görüştüğünüzde birkaç tane birden deist söz konusu oluyor. Bu inanışların içerisinde kaçınılmaz bir şeydir. Herkes kendince, kendi rengince inanır. Kendi rengince inanırken de kendi inanmış olduğu rengi doğru kabul eder. O doğruyu kabul ederken de bir başka doğruyla kendisini özdeşleştirmez. O kendi kendisine doğrudur. En büyük handikaplardan birisi budur. Eğer ki kendi doğrusunu başka bir doğruyla sağlamaya alsa bunda bir sıkıntı çıkmayacak. Ama ve lakin insanoğlu tanrısallığa doğru da bir meyli olduğundan kendince o, bu sefer kendi dinini kurmak veyahut da homojen bir yapıda bir topluluğun dinini kurmak. Daha fazla ileriye doğru gittiğimizde bir devletin, bir kavmin dinini kurmaya çalışıyor. Bugün İngiliz kraliyet ailesinin bu noktada kendine ait kilisesi vardır. Vatikan'a bağlı değillerdir. Derler ki biz İngiliz kraliyet ailesiyiz, İngiliziz. O yüzden Vatikan kilisesine bağlı değiliz derler. Ve Vatikan kilisesine bağlı bir şekilde dinlerini icra etmezler. Bu toplulukların, insanların kendi içlerinde varoluştan beri devam eden bir handikapları da diyebiliriz. Bir renkleri de, bir çeşitleri, bir ne bileyim meşrepleri de diyebiliriz. Meseleyi toparlamak istersek, o yüzden Hacı Bektaş Veli şu anda Türkiye'de en fazla istismara açık bir zatlardan birisi. Atatürk gibi. Hani bu toplumda da herkesin bir Atatürk'ü var ya, herkesin Atatürk olunca bir sürü Atatürk profili çıkıyor. Çünkü herkes kendince baktığı yerden bir Atatürk görüyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de ne yazık ki böyle. Herkesin bir Hacı Bektaş Velisi var. Şiaların bir Hacı Bektaş Velisi var. Türkiye'de Alevi yapılanması diye adlandırabileceğimiz Alevilerin bir Hacı Bektaş Velisi var. Ama Alevilerin Hacı Bektaş Velisi var iken mesela Çorum Alevileri ile Tunceli Alevilerin Hacı Bektaş Velileri ayrı ayrı. Kürt Alevileri ile Sünni Alevilerin Hacı Bektaş Veli anlayışları ayrı ayrı. Siz bunların eserlerine de, bunların normalde kayıtlı kitaplarına da baktığınızda birçok Hacı Bektaş Veli, birçok Alevilik rengi görebilirsiniz. Bunları doğruluk açısından nasıl sağlama alacağız dediğimizde de elimizde kabul edilebilecek şekilde doğru algı biz bir kimsenin varsa yazılı eserlerine bakacağız. Şimdi Hz. Mevlana konuşurken bizim elimizde yazılı bir eseri var, mesnevisi var. Bizim elimizde fi ma fihi var. Bizim elimizde divan-ı kebiri var. Biz onlara bakarak da Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ne olduğunu veyahut da başka bir cepheden bakılırsa ne olmadığını görürüz. Ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Bunun dışında söylenen sözden de söyleyenden de uzağım, beriyim dediği zaman Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni farklı bir yere oturtmak mümkün değil. Sıra geldi Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne. Aynı dönemde yaşamışlar hemen hemen. Çağdaşlar Hazreti Mevlana'yla.
biraz böyle belki de Hazreti Mevlana'dan sonra Anadolu'ya gelmiş. Kendisi Horasan eri diye nitelendirdiğimiz Horasan erlerinden. Nişaburdu onu. Nişaburdan yola çıkmış ama o daha büyük bir şekilde yaşça. Hazreti Mevlana 7 yaşında yola çıkmış. O daha büyük. Çünkü bir bazı rivayetlerde işte hac farizasını yerine getirdiğine dair de rivayetler var. İşte oradan Hacı Bektaş Veli hacı dendiği söyleniyor. Tabi bazı kaynaklarda da bu böyle tabiri caizse tabirini hoş görün. Hani şeyh uçmaz dermişler, uçurur derler ya. Bu noktada da işte Lokman Paren'de, şeyhi olan Lokman Paren'de haçtayken kendince işte bir bazı rivayetlerde çorba, bazı rivayetlerde işte böyle bir ekmek kimisi bir pişi mi derler, simit mi derler, böyle bir şey canı ister. Tabii bu o zaman için de şeyhi böyle bir şey canı isteyince Arafat'ta meydana çıkar ve o şeyhinin yemiş olduğu yemeği ona sunar. Böylece onun manende hacı olduğuna dair rivayetler var. Ama yolculuk sonuçta Nişabur'dan başlar. Ve yaklaşık olarak doğumu 1209-1210, kimileri 1215, kimileri işte 1205, doğum tarihi tam net değil. Doğum tarihinde de netlik yok. Ölüm tarihinde de 3 aşağı 5 yukarı netlik yok. Tabii ben bu tip zatların bugünkü şartlar dairesinde şu tarihte doğdu, şu tarihte öldü kesin bir bilgiyle bilgilenmenin zor olduğunu, bunların da çok önemli olmadığına inanıyorum. 3 aşağı 5 yukarı tarihler söyleniyor. 3 aşağı 5 yukarı tarihler söylenince bunda bir sıkıntı yok. Tabii sonuçta asıl adı Muhammed bin İbrahim bin Musa. Adı bu. Ama ona Bektaş denmiş isim olarak. Bektaş ismi de Orta Asya'dan itibaren Türklerin kullanmış oldukları bir isim. Ve Bektaş ismi öyle çok kullanılmamış, ender rastlanan isimlerden değil. Ve normalde annesi de şehrin dönemi ulemalarından Şeyh Ahmet'in kızı Hatem Hatun annesi. Annesi Nişabur'da dönemi şeyhlerinden birisinin kızı. Yani buradan anlıyoruz ki ilk bu noktadaki terbiyesini annesinden alıyor. Çünkü annesi bir şeyh kızı. Tekke'de, dergahta yetişme. Normalde önceden şeyhlerin tekkeleri var, dergahları var. Şeyhlerin tekkelerin, dergahlarının yanında harem denilen evleri var. Şeyhler tekkelerde duruyorlar, yaşıyorlar. Bu sefer de çocukları da o tekke edebi adabı erkanı içerisinde yetiştiriliyor. Öyle olunca normalde Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin annesi tekkenin şeyhi ama aynı zamanda da babası da şeyin Nişabur'un ondan sonra önemli zatlarından birisi. Böyle olunca Hacı Bektaş Veli okuma yazma ilim öğrenme açısından dönemin ilimlerini tedris etmiş kimse. Çünkü kendisi de iki dilde eser yazmış. İki dilde. İki dilde eser yazmış derken mesela o da makalatı Arapça yazdırmış. Ve işin enteresanı Kitab-ı Feva diye ayrı bir eseri var. O da Farsça. Yani Hacı Bektaş Veli Hazretleri öyle dil hakimiyeti olmayan benim gibi ümmi bir kimse değil. Demek ki belli bir eğitimden, belli bir tedrisattan geçmiş.
belli bir eğitimi, belli bir tedrisatı almış, iki dili ana lisanı gibi konuşuyorsa ve iki dil üzerinden eserler yazdırabiliyorsa, o zaman o dile hakim demektir. Bugün örneğin bir kimsenin oturup İngilizce bir 300 sayfalık eser yazdırması, 100 sayfalık bir eser yazdırması gibi. Şimdi İngilizce hiçbir kaynağa bakmadan bir kimse 100 sayfalık dini bir eser yazıyorsa o dile hakim olması lazım. Veya 50 sayfalık dini bir risale yazıyorsa hiçbir dil kitabına danışmadan o kimse iyi bir, o dile hakim bir kimse diyebiliriz. O yüzden Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni tanıma ve tanımlama açısından biz önce eserlerine bakıyoruz. Makalatı Arapça, Kitab-ı Fawaid'i Farsça ve aynı zamanda da Fatiha Suresi tefsiri var. Arapça. Ayrıca de işte bir de Şafiyesi var. Şafiye, Sufilerde şataat yapmak denir. Yani aşkın delice vurduğu anlarda söylenmiş olan sözlerin kaleme alınması. Buna şafiye denir. O esnada, zikrullah esnasında, sema esnasında cezbeye gelen sufilerin kendilerinden geçtiklerinde veyahut da kendilerince kalplerine gelen ilhamı dışarı vurması diyebiliriz. Bir de şafiyesi var. Ona normalde baktığımızda bunların hepsinin de yazdırabilecek ilmi kabiliyete sahip. Tabii normalde bir de atfedilen eserler var. Yani bunu normalde bunu Hacı Bektaş Veli Hazretleri yazmıştır deyip atfettikleri, ama Türkiye'nin önemli bu konuda araştırmacılarının bu eser ona ait olabilir, olmayabilir üzerinde tartışması olan ve işin ayrı bir boyutu, yani bununla alakalı en önemli araştırma makalat üzerinde ve Hacı Bektaş Veli üzerinde teknik bir şekilde araştırma merhum Profesör Esat Doğuşan Hoca Efendi'nin doçentlik bitirme tezi olarak bu noktada bir araştırması var. Güzel bir eser eğer bulabilirseniz, alabilirseniz kitaplarınızda bulunmasını isterim. Ondan sonra da yapılan ve bunu kendilerince, bunun yapmış olduğu tespitleri de kendilerine örnek olarak Diyanet 3-4 tane profesöre bu konuda bir çalışma yaptırmış. Onun da ondan da gerekli bilgileri alabilirsiniz. Tabii Hacı Bektaş Veli Hazretleri aynı zamanda silsile noktasında Ehl-i Beyt'e dayanan bir silsileye dayanıyor. Bu Ehl-i Beyt'e dayanınca Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin zaten yaklaşık bütün ehli tarikatın, dünya üzerindeki Müslüman İslami ehli tarikatın en önemli duruş noktalarından birisi, hepsinin de silsilelerinin, yani geçmiş cedlerinin, ecdatlarının Ehl-i Beyt'e dayanması. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne dayanması. Bu sufiler için de çok önemli bir nokta. Sufiler bunu çok önemserler kendi içlerinde. Yani kendi yollarının bu manada Ehl-i Beyt'e dayanması, Ehl-i Beyt'le irtibatlandırılması çok önemlidir. Eğer Ehl-i Beyt'e dayanmıyorsa, Ehl-i Beyt'le bir alakası yoksa bu yolun, sufiler şuna inanırlar. O yol saman alevi gibi parlar, saman alevi gibi yanar, etrafa böyle bir ışık saçar ama sonunda kapkara kül bırakır. Sonu yoktur. Sufiler öyle inanırlar. Ve enteresandır, 1400 yıldan beri de böyle zaman zaman saman alevi gibi yanan İslam dünyasında fikir, düşünce, yollar olmuştur. Bir müddet sonra, bir zaman sonra o sönmüş, değerini kaybetmiş, yitirmiş, müntesipleri kalmamış olarak çıkar. Ama kendi zamanında, kendi dairesinde ilk etapta sanki en çok, en büyük, en güzel, en kutsal doğru oymuş gibi algılanır. Ama bir müddet sonra bakılır,
Yani onun tabirleri kalmamıştır, onun etrafı kalmamıştır, yol inkıtaya uğramıştır, biter. Ama sufilik öyle bir yol değildir. Hatta ben sufiliği bu manada Adem'den itibaren gelen bir yol olarak algıladım. O muhakkak her peygamberin kendi zamanında, kendi dairesinde yeniden şekillenir, yeniden tazelenir, yeniden bir kendisine bir yol bulur ve devam eder. O yüzden sufilik Adem'le beraber var olarak nitelendirilir. Öyle inanırım. İşte Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin de bu noktada kendi silsilesi, yolu ta işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetlerine şey olarak dayanır. Fiziki yol olarak. Babasının babası, babasının babası. Ama öbür türlü manevi eğitimi de oraya dayanır. Manevi eğitimi de Lokman Parende'den Ahmet Hoca Ahmet Yesevi'ye gider. Yani yine geçen sohbetteki gibi dayandık yine Hoca Ahmet Yesevi'ye geldi. Hoca Ahmet Yesevi bu manada Anadolu'ya gelen bütün erenlerin, pirlerin şeyhlerinin şeyhleri, bir kısmının da direkt şeyhi, bir kısmının şeyhinin şeyhinin şeyhidir. Hepsi de hemen hemen Ahmet Yesevi'ye dayanır. Ahmet Yesevi bu manada zaten Türklerin o Orta Asya'dan çıkışında en önemli ilmi kaynaklarından birisidir. Ve normalde Hoca Ahmet Yesevi'den Hasan Sencer'i, Rukneddin Cürcan'ı, Ebu Muhammed Halil'i, Abdullah Vasit'i, Tahir-i Meşed'i öyle devam eder yukarı doğru. Ama Hoca Ahmet Yesevi'den sonra Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Lokman Paren'de Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin bu noktada öyle inanılır halifesidir. Onun da Lokman Paren'den de yetiştirdiği Hacı Bektaş Veli'dir. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de Anadolu'ya geldiğinde Anadolu karışır. Enteresan bir şeydir. Bu Anadolu, Doğu, Güneydoğu, Anadolu karıştığında bu topraklardan hep güneş doğmuştur. Tarih boyunca. O gün yine de çok karışık. Yani öyle bir karışıklık ki, özür dilerim. Mesela Baba Resul isyanlar var. Bir kimse çıkar kendisinin Resul olduğunu iddia eder. Resul olduğunu iddia ederken, yani şimdi Resul iddia edenler var ya, bunlar yeni değil. Bu topraklar, mümin topraklar. Sabahleyin kalkan birisi kendisini Resul tayin edebiliyor. Veya sabahleyin erken kalkıyor, birisi ben Mehdi oldum diyor. Böyle bir toprakta yaşıyoruz biz. Az önce Cemil'i anlatıyorum. Şimdi diyorum birisi var, taktı bana diyorum. Ondan sonra günlük mesaj atma istifa vakti diyorum. Şu an 35-40. Diyor ki bütün herkes benim Mehdiliğimi kabul etti. Sen tasdik edersen diyor, ben de Mehdiliğimi ilan edeceğim. Sen tasdik etmediğinden dolayı ben Mehdiliğimi ilan edemiyorum diyor. Mümin topraklar bizim topraklarımız. Bir tane de Amerika'da Nebimiz var ya, nur topu gibi. Mehdimiz de var. O da İstanbul'da. İsa nerede dediğinde İstanbul'dan cevap geldi. İstanbul sokaklarında kendinden habersiz dolaşıyor diye. Yani ben Mehdi çıkınca İsa'nın da çıkması lazım. Ardardan'a dedim. İsa'ların neredeymiş? Oradan cevap geldi bana. Dediler ki İsa kendinde değil İstanbul'da dolaşıyor. Bu bugünkü kare bakın. Nebi var. Nerede? Şeyde, Amerika'da. Mehdi var. Nerede? İstanbul'da. İsa da İstanbul sokaklarında, İsa Aleyhisselam da İstanbul sokaklarında habersiz dolaşıyor. Bir sürü zaten mürşid-i kamilimiz var. Bir sürü de ondan sonra kendi kıymetinden dolayı alemin yaşatıldığı zatlarımız da var. Hocalarımız, alimlerimiz zaten bir dolu. Bunlar eksik değil. Ve hepsi de diyorlar ki en hayırlısı benim. En güzeli de bu zaten.
Şeytan da dedi ya, yani Adem'den daha hayırlıyım dedi. Herkes çok hayırlı. Bu noktada aynı şey Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin zamanında yaşanıyor. Anadolu'da, Erzurum, Sivas, bu bölgede, biraz daha Yozgat, Tokat bu tarafa doğru Baba İshak, Baba Resul isyanları var. Tabi Baba Resul öldürüldükten sonra Baba İshak devam ediyor. Baba Resul kendisinin Resul olduğunu kabul ettiriyor. Resul olduğuna inanıyor etrafındakilerde. Evet diyorlar, bu Resul. Köyleri basıyorlar. Köyleri basınca kadınlar onların eğer Resulünü kabul etmezlerse cahiller oluyor. Siz şimdi bir yerlere daha atıfta bulunacağınız zaten. Kadınlar onların Resulünü kabul etmezse cahiller. Erkekler de öldürülüyor. Siz istediğiniz kadar la ilahe Muhammed'e Resul var deyin. Onların Resulünü kabul etmiyorsanız kafir oluyorsunuz. Böylece cariye hükmüne geçiyorsunuz. Sizi esir alıyorlar. Şimdi de Orta Doğu'da Müslüman kadınlar cariye biliyor mu? Evet. Eğer siz IŞİD'i kabul etmezseniz IŞİD Müslüman kadınları kendilerine cariye ediyor. Kabul edersen zaten askeri oluyorsun ama yine ayrıyetten cariye hukuku gibi değişen bir şey yok. Razı olmazsa öldürüyor zaten. Sıkıntı yok. Kabul edenler Müslüman, kabul etmeyenler kafir. Anadolu şu anda da o tarafa doğru karıştırmak isteniyor mu? Evet. İşte o Baba Resul İslam'ın her taraf yangın içerisinde, her taraf dağınık vaziyette, perişan. Ve Selçuklu ilk defa Bizans'tan yardım istiyor. Bizans bakıyor, kendi köylüleri, kendi şehirleri de tedirgin. Bu Baba İshak, yani daha doğrusu Resul İshak isyanının bastırılması lazım. Selçuklu'yla Bizanslılar ortak olup bu kendisini Resulluk iddia eden, Resulluk iddia eden bu grupla savaşıyorlar. Baba Resul yakalanıyor, idam ediliyor. İdam edildikten sonra kardeşi Baba İlyas çıkıyor. Baba İlyas diyor ki, o ölmedi. Ya yeniden indirilecek gökten. Göğe kaldırıldı. Göğe kaldırıldı, yeniden indirilecek. Baba İlyas o bu kalkışmayı devam ettiriyor. Devam ettirince savaş devam ediyor. Ve bizim prototipimiz, pirimiz Hacı Bektaş Veli Hazretleri de kendi aşiretiyle beraber normalde işte Mekke, Medine ardından Şam, Bağdat derken Erzurum üzerinden Karahöy'e geliyor. Ama Sivas'a da oluyor, Erzurum'a oluyor, oradan Karahöy'e geliyor. Bir rivayette Aşık Paşazade der ki, hemen hemen Osmanlı'nın başlangıcındaki, böyle Selçukluların bitimindeki Kayseri'de meftun olan, ondan sonra ilk tarihçilerden Anadolu'nun. O der ki kendince, bu esnada Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kardeşi Menteş, Baba İshak isyanlarına katılmak için oraya katıldı ve Sivas'ta öldürüldü der. Ama sonradan oluşturulmuş olan Bektaşi kaynakları der ki Menteş Sivas'ta şehit edildi. Bu olaydan sonra Hacı Bektaş Veli Hazretleri Karahöy'e yerleşir. Bugün Hacı Bektaş olan yere yerleşir. Hacı Bektaş da etrafındaki bütün Mirdan'a bu noktada sufi noktasında eğitim vermeye başlar. Ve geleni gideni bu noktada devam eder, dergah devam eder. Rivayet var. Bir kısım rivayette evlendiği rivayet ediliyor. Bir bazıları evlenmedi diyor. Evlenmedi diyenler işte bir gün ona böyle yakın dairede hizmet eden dergahın imamı konumunda olan bir kimsenin eşi ona yakın bir şekilde hizmet ediyormuş. Hizmet ederken bir gün burnu kanar. Burnu kanayınca o kadın da şeyhimin burnu kanadı ya bana gitmesin kanı da içer. Bu Bektaşi menkıbelerine geçer.
Bunu menkıbe kabul edilir edilmez. Bu farklı bir şey. İşte o kanı içer, o kanı içince de o Bektaş'ın menkıbelerine göre iki tamamın çocuğu olur ona, o kadınla. O kadının da o güne kadar çocuğu olmamıştır. Kanı içince çocuğu olur. Kanı içince çocuğu olunca bir keramet olarak görülür. Ve bir kısmı derler ki işte o böyleydi. Ondan sonra yolu da buradan geldi. İşte çocukları da bunlardı der. Ama ondan sonra işte ardından Abdal Musa yetişir. Bir kısım rivayetçiler de derler ki evlendi. İşte böyle böyle iki tane de çocuğu oldu. Çocuktan bile isimleri bu. Bu çocuğu olanları normalde iddia edenler de Çelebi yolundan gidenler. İşte böylece Hacı Bektaş Veli Hazretleri burada normalde Anadolu'da Sufi eğitimini vermeye başlar. İşte bu normalde bekar öldüğünü söyleyenler ikiye ayrılır meşrep olarak Bektaşlar. Babagyan vardır. Şimdi birisi Babagyan dergahına tabi ise onlar Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin bekar öldüğüne inanırlar. Yok Çelebi ise onlar işte kadıncık anayla evlendiğini, yani meşhur o kadınla evlendiğini, onun kocasının öldüğünü, sonra o kadın öldüğünü ve o kadıncık anadan Kutlu Melek ve İdris Hoca olarak iki tane çocuğunun olduğu ve böylece devam edip gittiğini söylerler. Tabi normalde burada Bektaşilik dergahının belki de kurucu piri olarak göreceğimiz kimse Abdal Musa'dır. Normalde o en önemlisi dergahı teknik olarak kuran, bu noktada dergahın felsefesini geliştiren, derinleştiren, olgunlaştıran Abdal Musa'dır. Çünkü şu anda da Türkiye'de Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden fazla Abdal Musa anılır ve Abdal Musa'nın sözü geçer. Çünkü normalde ardından Bektaşilik dergahı Abdal Musa zamanında genişler, gelişir, büyür ve Abdal Musa'nın ve yetiştirdiği halifelerin üzerinde çoğalırlar. Bundan sonra da zaten Osmanlı kurulur. Osmanlı kurulurken de Abdal Musa Osmanlılarla beraber hareket eder. Onlarla beraber kazaya çıkar. Abdal Musa aynı zamanda da gazidir. Gazi ünvanını alır. Ve normalde bu noktada gazi ünvanını aldıktan sonra Osmanlı'yla Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin müritleri açısından bir birliktelik başlar ve bu birliktelik devam eder. Osmanlı'nın fethettiği, gittiği her yere Bektaşi dergahlarıyla Mevlevi dergahları kurulur ve her ikisi de kendilerince yol alırlar. Bu şekilde yollarına devam ederler. Tabi Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin öğreti felsefesi 4 kapı 40 makam üzerine oturur. Buna da canınız sıkılmadıysa Hazreti Mehmet Yunus'a geçmeden kısaca bunlarla bahsedelim. 4 kapı şeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. Bu her kapının da bu noktada 10 makamı vardır. Bu 4 kapı 40 makamı geçmeyen bir kimse kamil insan olamaz. Bak, ama bu 4 kapı 40 makam Ahmet Yesevi'nin makalatında da geçer. Ve bu Yesevi'nin belki de makalatının Türkiye'de veya Anadolu topraklarında yeniden yeşermesi olarak alabiliriz bunu. Hoca Ahmet Yesevi'nin aynıdır, onun makalatında da 4 kapı 40 makam vardır. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin de makalatında 4 kapı 40 makam vardır. Ve hemen hemen anlatımları, tarifleri
birbirlerine çok benzeşirler. Birinci kapı şeriattır, on makamı vardır. Bunun birincisi imanın altı şartına inanmaktır. Bunları şimdi böyle kısa kısa geçeyim. Bunlar bir aklımızın bir tarafında kalsın. Karşımızdaki Bektaşilerle, yani karşımızda derken ülkemizdeki veya ülke dışındaki Bektaşilik ile anlatılan kitaplardaki Bektaşinin arasındaki farkı görelim. İkincisi ilim öğrenmek ve ihlas sahibi olmaktır. Üçüncüsü İslam'ın beş şartını ifa etmektir. İslam'ın beş şartını ifa etmezse o kimse daha şeriat makamından bitiremedi. Dördüncüsü helal kazanç yemek ve faizi haram bilmektir. Beşincisi nikah kıyarak evlenmektir. Dikkat edin. Nikah kıyarak evlenmek. Yani nikahsız evlenmek değil. Altıncısı hayızlı kadınlara yaklaşmamaktır. Yedincisi ehl-i sünnet ve cemaat itikadı üzerine olmaktır. Sekizinci merhamet ve şefkatli olmaktır. Dokuzuncusu temizliğe dikkat etmek, kusur ve abdeste devam etmek. Onuncusu, yani şeriat kapının onuncu makamı emri bil maruf nehyani münkerdir. Yani kötülüklerden sakındırma, iyilikleri emretmektir. İkinci kapı tarikat kapısıdır ki onun da on makamı vardır. Birincisi bir pirden el almak ve tövbe etmektir. Pirin önünde tövbe etmek. Hani bugün Alevi cemlerinde pirin önüne geçip herkes tövbe eder ya, bu tarikatın birinci makamıdır. Bir pirden el alıp onun önünde tövbe edip geçmiş günahlarına bir daha günah işlememeye gayret etmektir. İkincisi mürid olmaktır. Mürid olmak Hacı Bektaş Veli Hazretleri ayet-i kerimeye bağlamış. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine gidip sorunuz, ehli zikre gidip sorunuz, ayet-i kerimesini ölçü olarak almış, mürid olmak. Üçüncüsü, saç kestirmek ve tarikat elbisesi giymek. Buna öncelerde tarikat kuşağı kuşanmak, tarikat hırkası giymek, tarikat kisvesi giymek denir. Tören yapılırdı önceden tarikatlarda. Bu kimse şeriat makamlarını geçti, tarikat makamlarından da birinciye, ikinciye geldiğinde üçüncüsünde saçını kestirir komple, ardından da caz çapak kafasını kestirir. Hacistaki gibi, haçta günahları affolmuştur ya, saçlarını keser ya herkes. Bir tarikat erbabı da bir böyle makam atladığında böyle bir kendince, tarikat erbabınca böyle bir eşik geçirdiğinde saç kesilir dedi. Dördüncüsü nefisle mücadele etmek. Beşincisi dikkat edin insanlara hizmet etmek. Tarikatın on makamından beşincisi insanlara hizmet etmek. Sizin en hayırlınız etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. Hadis-i şerifine tabi olmak. Altıncısı Allah'tan korkmak, sakınmak, emirlerini yerine getirmek. Haramlarından uzak tutma kendini. Yedincisi Allah'ın rahmetini ummak. Sekizincisi hırka, secdade, tesbih, iğne ve makas taşımak. Bunlar ne? Bunlar sünnet-i Resulullah. O yüzden her şeyden ibret alacak o kimse. Dokuzuncusu makam sahibi. Cemaat sahibi, nasihatçı ve muhabbet ehli olmak. Onuncusu da aşkla, şevkle, sefa ile fakirliği tercih edip kazancı dine ve fakire hizmette harcamak. Üçüncü kapı marifet kapısı. Onun da on makamı var. Her halinle hedef ve terbiye halinde olma. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Üçüncüsü Allah korkusu ile günahlardan sakınmak. Dördüncüsü zühde ve perhize devam etmek. Yani az yemek, az uyumak, az konuşmak gibi.
Beşincisi sabır ve kanaat ehli olmak. Altıncısı haya sahibi olmak, utanmak. Yedincisi cömert olmak. Sekizincisi ilme ve alime değer vermek. Dokuzuncusu miskinliği benimsemek. Yani kendini övme, kendini nimet etme, önde bulunmayı değil, miskinliği, orta yolu tercih etme, bir adım geride durma. Benlikten geçme, hiç olmaya çalışma. Onuncusu ehli marifet olmak. Ehli marifet olmak ne? Nefsini bilen Rabbini bilir. Ehli marifet olmak bu. Dördüncü kapı hakikat kapısı. On makamlı. Bir, tevazuda toprak gibi olmak. İki, 72 milleti ayıplamamak. Hakikat kapısında olan 72 milleti ne yapacak? Ayıplamayacak. Her rengi kendince kabul edecek. Üçüncüsü, herkes elinden gelen yardımı yapmak. Dördüncüsü, herkesi kendinden emin eylemek. Yaratılan her şey sizden emin olacak. Yaratılan her şey. Beşincisi, mülkü Allah'a teslim ederek onun Resulüne uymak. Altıncısı, seyr-i sülûkü tamamlamış olmak. Yedincisi, sırrı hikmeti eşyayı kavramak. Sekizincisi, sohbetlerde hakikat sırlarını insanlara söylemek. Dokuzuncusu, münacat ve evrad-ı eskara devam etmek. On, Allah'ın hükmüne razı olmak, her şeyi ondan bilerek teslim olmaktır. Bu dört makam, dört kapı, 40 makamı aşan bir sufi, kamil bir kimse olur. Ve biz ona insanı kamil diyoruz. Allah cümlemizi bu insanın kamillerden eylesin inşallah. Tabi Anadolu'ya bu noktada ışık saçan en önemli zatlardan üçüncüsü bizim Yunus, koca Yunus. Yunus Emre. Yunus Emre de eserlerini Arapça ve Türkçe vermiş. Ama şiirlerinin bütün tamamı Türkçe. Ve o da kendisince kendi anladığı hakikati Türkçe olarak anlatmaya çalışmış şiirlerle. Yaklaşık 13. yüzyılın ilk yarılarında, yani normalde 1240'larda filan doğum tarihi, tahmini, ölümü de 1320'ler, o devirler. Tabi Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden sonra yaş itibariyle, ama Hacı Bektaş Veli Hazretlerine görüşmüş, bir rivayette Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleriyle görüşmüş, görüştüğüne dair rivayetler var. Ama Hacı Bektaş Veli Hazretleriyle görüşmüş kesin. Ve çünkü kendi şiirlerinde de bunu bahsediyor. Normalde Yunus'un hayat hikayesi tam anlamıyla bilinen bir hayat hikayesi değil. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Yunus'un yaşamadığına dair söyleyenler de var. Nasıl yaşamadı? Ama böyle bir işte aşıklık mesleği olduğunu, herkesin kendince bu aşıklık mesleğine katkıda bulunduğunu ve herkesin bütün tekkelerde birer Yunus olduğunu söyleyen, iddia edenler de var. Çünkü çok gizemli bir kimse. Tekkeleri dolaşmış, dergahları dolaşmış, Orta Anadolu'da gitmedi, gezmedi, dergah, tekke kalmamış. Ve belli bir tekkesi yok, belli bir dergahı yok. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin belli bir dergahı ve tekkesi var. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin belli bir tekkesi ve dergahı var. Ama Yunus Emre'nin belli bir tekkesi yok. Doğduğu yer dahi tartışmalı. Tabii Eskişehirliler şu anda Yunus Emre'yi iyice sahiplenmiş vaziyetteler. Ama Konya taraflarında doğduğuna dair veyahut da işte Karaman taraflarında doğduğuna dair, ki bu akla mantığa bence daha uygun geliyor. Çünkü normalde henüz daha gençlik çağında oradan daldan dala atlıyormuşum gibi oldu ama gençlik çağında, çünkü Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne gidiyor. Büyük bir kıtlık var. Bu kıtlıkta herkes sıkıntı çekiyor. Hacı Bektaş Yunus Emre'nin de
annesi, eşi, çocukları var. Bunlar açlıktan bir hayli yoklukta sıkıntı yaşıyorlar ve bir gün annesi diyor ki, evladım gitsen de diyor, Hacı Bektaş Veli'ye, biz de biraz buğday alsan, çok cömertmiş diyor. Geleneklerin kapısından geri çevirmezmiş. Tam Yunus da düşüyor yola, Yunus yola düşünce, şimdi eski dergahlarda, tekkelerde misafirlik 3 gündür hadis-i şerif mucibince gelen kimse 3 gün misafir edilirdi. Arzu ederse. Genel itibariyle 3 gün misafir edilir. İşte herkes oraya gelir. Dergahın çok özür dilerim hamamı vardır. Yani banyo yapacağı yeri vardır. Ondan sonra tuvaleti vardır. Yatacak yer, misafirhaneleri vardır. Sohbet yerleri vardır. Zikirhane yerleri vardır. Çilehaneleri vardır. Dergah komplike bir eğitim yeri gibidir. Gelen dervişler normalde işte eğer orada kalan var ise kalanlar içinde ayrıyetten odalar vardır. Onlar devamlı kalırlar. Devamlı hizmet edenler vardır. Çileye girenler vardır dergahın içerisinde. Çileye girenler için çilehaneler vardır. Çilesini bitirenler dergahta hizmete devam edeceklerse orada kalırlar. Dergah evlendirir onları. Evlendirdikten sonra da dergahın yakın bir yerine veyahut da eğitimini tamamlamış olanlar herhangi bir beldeye vazifeli olarak atanırlar. Dergah tekke adamı böyle çalışır. O yüzden Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne gelir, 3 gün misafir edilir. 3 gün misafir edildikten sonra huzura çıkarılır. Zaten birinci gün dinlenir, banyo yapar. Genelde misafirhaneler öyledir dergahlarda, tekkelerde. İnşallah biz de Bursa'da bir Karabaş Veli tekkemiz var. Tabi etrafındaki müştemelat yıkılmış. Biz şimdi bu eski geleneği bugüne taşımak amacıyla uğraşıyoruz. Eğer orayı yapabilirsek inşallah yapacağız. Allah'tan bir şey gelmezse. Ve bu aynı gelenek devam eder. Yunus Emre orada oturur. Birinci gün geçer. İkinci gün yine işte zikirlere katılır. Sohbetlere katılır. Üçüncü gün huzura çıkarılır. Şeyhin huzuruna kül tek çıkarılmaz. O kimse dinlenilir, yedirilir, içirilir. İkinci veya üçüncü gün şeyhin huzuruna çıkarılır. Çünkü onun aklı başı yerinde dinlenmiş, dinç, isteği, arzusu neyse onun rahat bir şekilde konuşması gerekir. Üçüncü gün çıkarılır, üçüncü gün Yunus Emre der ki, efendim, bir rivayette, annenin selamı var. Annenin selamı var deyince, annesinin Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne mürit olduğu çıkar. Bir rivayette. Çünkü mürit olmamış olsa, çok rahat bir şekilde Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne göndermez oğlunu. Demek ki annesi Yunus'un, bu ben kendim resim tamamlıyorum, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin müridir. Annemin selamı var, buğday istedi der. Hacı Bektaş Veli Hazretleri der ki, evladım buğday mı istersin, himmet mi istersin? Yunus kendince düşünür. Der ki, evde çocuklar aç, hanım aç, annem aç, bize buğday lazım. Der ki, efendim, bize buğday lazım. Hacı Bektaş Veli Hazretleri ikinci de der ki, ey Yunus, sana istersen de her buğday tanesi için 10 himmet vereyim. O da der ki, efendim bana buğday lazım. Üçüncüsünde tekrar sorar. Der ki, himmet mi istersin, buğday mı istersin? Koca Yunus der ki, buğday isterim. O zaman ne kadar işte o bir rivayette üç çile, yani üç teneke buğday istediği söylenir. Tabii Hacı Bektaş Veli Hazretleri ona götürebileceğin kadar buğday aldar. Üç çileyle değil, götürebileceğin. Ve yola çıkar, ondan sonra yola çıktıktan sonra bir rivayette aklına gelir. Der ki ya geri döneyim ben nasıl böyle bir hata yaptım? Bir rivayette de annesi geri döner. Evladım git himmet iste, ne işimiz var buğdayla? Bir rivayette annesinden ayrı geri döner ama
Hacı Bektaş Veli Hazretleri, o da şimdiden sonra artık olmaz. O Tapduk Emre'ye verildi. Tapduk Emre'ye gitmesi gerekir der. Huzura dahi almaz. Bir daha dönüşünden. Tabii ama böyle büyüklerin enteresan duruşları vardır. Bir şey söylerler, olmadı, ısrar etmezler. Ardından o mesele onlarda biter. Sufilik böyle bir edeptir. Israr yoktur hiç. Ve tabii Tapduk Emre'ye verilmiş, Tapduk Emre'yi bulur, olanları ona anlatır. Tapduk Emre de sefa geldi, halin bize malum. Hizmet et, emek getir, nasibini al der. Demek ki nasip olmak için hizmet etmek, emek vermek gerekir. Ve bu noktada işte Yunus Tapduk Emre'nin dergahına başlar, orada hizmet etmeye başlar. Bir rivayette 40 yıl, bir rivayette 18 yıldır. Ben 18 olanı kabul edenlerdenim. 40 yılı kabul edenlerden değilim, 18 yıl olarak kabul edenlerdenim. Ve Yunus da der ki, Tapduk'un tapusunda kul oldu kapısında. Yunus miskin, çiğdik, piştik elhamdülillah der. Demek ki Yunus'un tapusunda, yani kendisi Yunus'a özür dilerim, Tapduk'un tapusunda, Tapduk Emre'nin tapusundadır. O yüzden kul oldu kapısında, yani onun kapısında kul olmayı öğrendik. Bunu tabii manaya ermek istemeyenler, ya nasıl onun kapısında kul olurmuş? Hayır, kulluğa erdik, kulluğun bilincini gördük, kulluk şuurunu yakaladık, kul olmanın anlamını ve manasını yaşadık manasındadır bu. Kul olduk kapısında, yani Tapduk Emre'ye kul olmak değil bu, onun kapısında kulluğu öğrendik, onun kapısında kulluk neymiş gördük, anladık. Ardında Yunus miskinciydi, piştik elhamdülillah. Ben bir çiğdim, Tapduk Emre'nin kapısında piştim der. Ve tabii artık Yunus o kapıda pişmiştir, ilahi aşka düşmüştür. Her pişen ilahi aşka düşer. Her ilahi aşka düşen yandıkça yanar, yandıkça yanar, yandıkça yanar. Ve ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi der demeye başlar. Bu aşk bizim toplumumuzda gençlerimizin yaşadığı bir sandviç 20 kaç değil. Lütfen bununla karıştırmayın. Rica ediyorum. Bir sandviç 20. Bir sandviç bir ayran. Yedi bitti, aşkı bitti. Ben ayran örnekliyorum. Kola mola almayın zaten. Böyle gazlı içeceklerden uzak durun. Bu sefer o gazlı içeceklerle beraber bir sandviç yiyemi dahi sürmüyor. Daha kısa geçiyor. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Yunus bu noktada kendince zahiri ilimlerden fazla kendisini manevi ilimlere bırakır. Kendisi zahiri ilimlere hakim bir kimsedir. Sakın ha zahiri ilimleri bilmeyen bir kimse olarak görmeyin ama kendince kendisini keşf ilmine adar. Hazreti Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya
nice okumaktır diyerekten asıl ilmin ne olduğunu ve normalde bir kimsenin bu hale gelmenin kendini bilmekle olacağını, kendini pişirmenin akabinde bir kimsenin kendini bileceğini söyler. Ve onun sonucunda da der ki, ballar bağını buldum, kovanım yağma olsun. Ve o kendini bilen kimse ballar bağını bulur. Ballar bağını bulan da kovanını yağma eder. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Bakın bunların hepsi de seyir sülüktür. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Dirildik, pınar olduk. İrkildik, ırmak olduk. Artık denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptukun tapusunda, kul olduk kapısında. Yunus, çiğdik, piştik elhamdülillah. Ve Yunus böylece bir rivayette 3000'e yakın şiir söyler. Bunların bir kısmı kayıtlıdır, kayıtlı değildir ama büyük bir kısmı kayıtlıdır. Tabi bu şiirleri sonra bir Molla Kasım gelir. Bu şeriata aykırıdı, bu tarikata aykırıdı. Başlar. Irmağa atma. 1000 tanesini rivayet ederler ki ırmağa atmışlardır, denizdeki balıklar okur derler. 1000 tanesini yakmıştır. Bunu da derler ki gökteki melekler okur. Ama bunları okurken Molla Kasım bir şiirde durur. Şiirin son kıtası. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bunu okur. Molla Kasım şiirleri yakmayı ve yıkmayı bırakır. Ama iş işten geçmiştir. Ve son söz. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun. Soru alabilirim. Yoksa geceniz hayır olsun. Buyurun. Bir kimsenin kendisini bilebilmesi için bir aynaya ihtiyacı var. Valenge indik öyle değil mi? Baktık aynanın karşısında. Aa gömlek elbisenin altına gitti mi gitmedi mi? Alternatiflere bak. Ya işte bu böyle maviye çalır içine böyle çok koyu mavi gider mi gitmez. Yani açık mavi, uçuk mavi gitmesi lazım. Eyvallah. Değil mi? Ona bakmıyor muyuz? Şimdi biraz bayanlardan bahsetmeyeyim, gidersem çıkamayız. Hiçbir bayan zamanında evden çıkmaz ya. Yani o örtü olmamıştır, öbür günü takar. Öbür günü takınca da mantonun yakasına uymamıştır, öbür günü takar. O da içindeki bluzine uymadı şimdi. Ya bluzin görünmeyecek, manto örtülü zaten. Ya açılırsa o da ona uymadı, onu da değiştirir. Bir ayna gerek, öyle değil mi? Baktığımız zaman fizik olarak bir aynaya ihtiyacımız var. Ona bakacağız, kendimizi göreceğiz. Biz kendi kendimizi böyle bakmakta zorluk çekiyoruz. Ama bir ayna olursa karşımızda kendini görmemiz mümkün. Bir ayna gerek. Sufiler de kendini bilmede bir aynaya ihtiyaç vardır. Sufiler için. Sufiler için o ayna o kimsenin üstadıdır. Üstadına bakar,
kendi eksiklerini görür. Her üstadın elinde sigara var mı? Yok ama sende var. Üstadı hiç sen duydun mu küfrettiğini? Hayır. Sende var. Hiç yalan söylediğini duydun mu? Hayır. Sende var. Bakın, ayna. Veyahut da çocuklar, kız çocukları, önce prototip olarak babaları vardır önlerinde. Bir kız çocuğu böyle kendi kimliği oturuncaya kadar evlendirmeye kalksanız babası gibi bir kimseyle evlenmek ister. Babasını arar. Kimliği oturur, doğruyu, yanlışı, eksiği, fazlayı böyle olgunlaştırır kendince. Kendi kimliği oturunca artık o kendi kimliğince bir evlilik yapar. Babasını aramaz. Evlenir. Evlendiği kimsede eğer babasında görmediği yanlışlıklar varsa hemen karşılaştırır. Aynı halidir. Babam hiç küfür etmezdi. Babam hiç hakaret etmezdi. Babamın ağzından bir sefer olsun anneme karşı eşek, hayvan, domuz, haşa, özür dilerim. Demezdi. Ya annemi hiç kırdığını görmedim. Bu benim babam için geçerli değil ha. Ah, ama mesela hiçbir tokat yememiş bir bayan düşünün. Evlenmiş, ilk tokatı kocasından yemiş. Prototip. Bir aynaya ihtiyaç var ya zahir. Batini de bir aynaya ihtiyaç var. Bunun bir yolu şeyhi kendine batini ayna etmek. Ben kestirme yolunu söyleyeyim size. Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendine ayna etmek. Bu kestirmedir. Bu insanı hataya sürüklemez. Eksikliğe sürüklemez. Bunu bir sufinin dilinden zor duyarsınız. Bunun altını çiziyorum. Bir sufinin dilinden zor duyarsınız. Sufiler genel itibariyle kendilerini şeyhlerine rabıta ederler. Prototip olarak şeyhleri vardır. Bu öğretiye zıt gitmek, bu öğretiyi reddetmek değil, küstahlık değiller. Hakkınızı helal edin. Ben kestirmesini söylüyorum size. Sağlamını söylüyorum. En güzelini, en iyisini, en hakikatini söylüyorum. Yoksa herkesin şeyhi, herkesin mürşidi, herkesin kutbu, herkesin mehdisi, nebisi muhakkak ki çok iyidir kendine. Ama bunun en hakikati, en kestirmesi, en doğrusu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Eğer biz mana noktasında prototip olarak oraya kendimizi onunla karşılaştırırsak o zaman kendimizi biliriz. Bu kendini bilmek demek zahir olarak işte böbreğin burada, dalağın burada manası değil. Sufiler bunu mana olarak da mana olarak kendisini bilecek. Eksikliklerini, noksanlıklarını görecek. Bu eksikliklerini, noksanlıklarını tamamlayacak. Kemale erecek ve kendisinin her daim kul olduğunu hep görecek. Biraz Bediüzzaman Said'in Nursi Hazretlerinden bir böyle cümle kullanmak istersek, biraz acziyet, biraz fakriyet, biraz mahviyet her zaman için müminler için güzel bir distordur. Kendini bilmeden, kendini bilmeden bu noktada biz acziyetimizi, fakriyetimizi ve mahviyetimizi her daim göz önünde bulunduracağız ve böylece kendimizi bileceğiz, haddimizi bileceğiz. Biz bu noktada ilah olmadığımızı göreceğiz, bir tanrı olmadığımızı göreceğiz, bir yaratıcı olmadığımızı göreceğiz,
gözümüzü açık kapatmaktan aciz olduğumuzu göreceğiz. Duvarın arkasını görmekten aciz olduğumuzu göreceğiz. Toprağın altını görmekten aciz olduğumuzu göreceğiz ki kendimizi bilelim. Ve haddimizi bilelim. Ve o şeytanın yolundan gitmeyelim dedi ya Adem'e, ben daha hayırlıyım diye. Allah bizi affetsin. Evet. Buyurun. Siz duymuş olabilirsiniz ama tekrar etmek için söyleyeceğim. Zamana değer kattınız. Bu benim başımdan önemli bir şey. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Konuşmanızın başında ya ben buraya not da aldım. Hani Kürt, Alevi ve Sünni Alevi ifadelerini kullandınız. Evet. Haliyle de benim aklım bunlara takıldı açıkçası. Şimdi Kürt, Alevi benim sınırlı bilgim dahilinde olamayacağını düşündüğüm bir meseledir. Çünkü Alevilik Türklüğün İslamiyet'e kattığı bir yorumdur diye düşünüyorum. Bu noktada hani aydınlanma ihtiyacı hissediyorum diyebilecekleriniz nedir? Birincisi de buydu. Hani yine Sünni Alevi dediniz. Burada siz neyi kastettiniz hiç anlamadım açıkçası. Çünkü hani Alevilik ve Sünnilik iki ayrı nokta olarak değerlendirirken siz ikisini birleştirdiniz. Bu iki noktada bir aydınlanma istiyorum. Onun dışında hani konuyu saptırmam için bir sorun daha var Atatürk'le alakalı ama onu da ifade edeyim ama cevaplamama hakkına sahipsiniz, en azından onu söyleyeyim. Herkesin Atatürk'ü var dediğiniz hani fraksiyonlardan bahsederken, konularda farklı farklı eğilimler olabilir noktasındayken söylemiştiniz bunları. Sizin Atatürk'ünüz hangisidir? Çok onu merak ettim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Şimdi aslında Alevi kelimesini kullanmak istemiyorum. Harika bir yakalayış sizin durduğunuz noktada. Kullanmak istemeyişimin sebebi şuydu. Biraz gündemi de karıştırmış olayım ben. Aslında Alevi çatısı bu ülkede İngilizler tarafından kurulmuştur. Yani son 150 yıla gelinceye kadar Anadolu'da Alevilik adına bir şey yoktur. Bektaşi dergahları vardır, Bektaşiler vardır. Ve kendisini Bektaşi nitelendiren kimseler var. Hacı Bektaş Veli'ye giderler, Hacı Bektaş'ta ibadet ederler veyahut da Yozgat'ta, Tokat'ta Aleviler, Bektaşiler vardır. Bektaşi cemleri yaparlar, cem ederler. Afyon'da vardır, Yozgat'ta vardır, Tokat'ta vardır, Sivas'ta vardır, Erzincan'da vardır bir kol olarak ondan sonra. Bir kolda şeyden başlar, Antalya tarafından başlar, sizin hani Türk Alevi dediğimiz Antalya'dan başlar. Dağın üzerinden doğru gelir, Ege bölgesinden Çanakkale'ye kadar gelir. Bunlar normalde bir çıt arkası Kızılbaş'tır bunların. Yani geriye doğru gittiğimizde bir çıt arkası Kızılbaş'tır. Kızılbaşlar da Anadolu'daki Türklerin Şah İsmail taraftarı olanlarıdır. Bunlar son Osmanlı'da 150 yıla gelinceye kadar Bektaşi'dir. Bektaşi olmayanlar Kızılbaş'tır, Kızılbaş olmayanlar Bektaşi'dir. Burayı bir yerleştirelim. Bunlar, bunların Türk değildir bunlar. Şimdi ama ben, bunlar az önce bahsettiğim Sünni olan Bektaşilerdir aslında. Ama ben onları bugünkü dille Alevi olarak nitelendiriliyor ya, bunlardır. Bugün Yozgat'a, Tokat'a gidersiniz, orada bugünkü dilde Alevi köyü derler, içinde camisi vardır, Kur'an-ı Kerim okurlar, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam getirirler, bildiğimiz sünni ibadetlere devam ederler. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. Ya normalde dergah, tekke adabı açısından çok fazla bir absürt bir aşırılıkları yoktur. Üç aşağı beş yukarı birbirlerine yakın şeylerdir. Bunlar bugünkü dilde tarif etmeye çalıştım Sünni Aleviler, öyle değil. Ama Alevi ismi ve çatısı İngilizler tarafından kurulma 150 yıllık bir şey. Bunun, bu çatının altına İngilizler, enteresan bunun Hulusi'si, bunun tarihi kaynaklar var. Gerekirse bir
dahaki sohbette tarihi kaynakları da İngilizlerin tarihi kaynaklarından bunları getirebilirim. Ama Türklerin kendi içerisindeki İslam'ı anlama açısından biraz da siyasi baskı neticesinde Şah İsmail'den itibaren Şia'nın getirdiği. Yoksa Türkler Şia da değildir. Türklerin Şialığı da yoktur. Türklerin Şialığı siyasidir. Yani Şah İsmail'in babası Şah Hasan'dır. Şah Hasan Şia değildir. Yani Şah Hasan Şia değildir örneğin. Ama Şah İsmail sonradan Şia'dır. Ve Türklerin bağlı bulunduğu medrese var. İsmi aklıma gelmedi şimdi. Meşhur bir medrese. O medrese de Şia değildir. Medrese de Şah İsmail'den sonra Şialaşmıştır. Yani Türklerin Şialaşması Osmanlı'da başlar. Osmanlı'da Osmanlı'nın tam direkt nüfuz edemediği Türkmen köyleri Şah İsmail'in etkisi altında kalaraktan Şialaşır. Onlara da Osmanlı kendince biraz da böyle reddiye manasında Kızılbaş der. Osmanlı'da. Ve normal bunların hepsi de aslında temelinde Sünnidir. Ama sonradan Şialaşmış olanlar vardır. Ben onların tam bugünkü Farisi Şia olarak da kabul etmiyorum onları. Onlar bir Farisi Şia da değildir. Çünkü çok sert Farisi bir Şia suyu içerken Ebu Bekir Ömer Osman'a lanet olsun der içer. Bizim Anadolu'daki Şialaşmış olan kimseler böyle bir terslikleri ve zıtlıkları yoktur. Ama son Osmanlı'nın 50 yılında Cumhuriyet'in de normalde 100 yılında bir alevi problemi vardır. Mesela Tunceli'deki Alevi'liği nereye koyacağız? Şimdi Diyarbakır'daki Alevi'liği nereye koyacağız? Urfa'daki Alevi'liği nereye koyacağız? Güneydoğu'daki Alevi'liği Kürtlerin içerisinde Alevi'yim diyenler var. Şimdi biraz daha ben bir çıt daha ileri gideyim. Şimdi bir Alevi'ye deseniz ki Alevi olunur mu, doğulur mu? O diyecek ki Alevi olunmaz, doğulur. Evet. Nereye kaydığını sen artık bir yere koy. Benim arkadaşlarım var, konuştuğum kimseler var, münazara ettiğim kimseler var. Ve bu noktada ama Osmanlı'nın son döneminde Doğu'da ve Güneydoğu'da bir Ermeni meselesi var. Bu Ermeniler, yani bunları böyle küçümsemek için söylemiyorum. Kendilerince kendilerini saklamak için Kürtlerin arasına karışırlar. Kürtlerin arasına karışırlar ama Kürtler Sünnidir. Bu Ermeniler Sünni de değiller. Ermeniler Ermenilere bir akıl verirler. Ermeniler hani bu ara üst akıl, alt akıl, yan akıl var ya Ermenilere birisi akıl verir. Der ki siz Aleviyiz değil. Şimdi Türkiye'de Kürt Alevilerin kökeninde de bu var. Aslında Kürtlerin Alevilikle işi var mı? Yok. Ama onlar da Kürt Aleviyiz derler. Daha ileri söyleyeyim. Bunu İngilizler Kürtlerin bulunduğu Orta Doğu'da yerleştirirler. Yakında Suriye'de Suriyeli Aleviler, Irak'ta Irak Alevileri, Türkiye'de de Türkiye Alevilerinin bir çatı altında toplama düşüncesini görebilirsiniz. Allah muhafaza eylesin. Ben Alevilik çatısını kabul etmiyorum. Ben başka bir şey değil ama hatta derler bana bazen Alevi misin? Alevilikten Hazreti Ali'yi sevmeyi kastediyorsanız evet biz Hazreti Ali Efendimiz'i severiz. O yüzden de bunu sevdiğimizden dolayı Alevi denecekse Alevi'yi deriz. Evet.
herkesin Atatürk meselesine soruyu cevaplamama serbestsin ama dedim. Yok olsun, konuşmakta fayda var. Ben 54 yaşındayım. Atatürk'le herkes gibi ilkokulda tanıştım. İlkokulda tanıştığımızdan beri tanışmışlığımız devam ediyor. Bir tanıyabilsem berhudar olacağım. Ortaokulda rahat konuşayım. Ortaokuldan itibaren ülkücü gençliğin içindeyim. Solcu öğretmenin Atatürk'e ayrıydı. Bizim böyle muhafazakar ülkücü olan öğretmenlerimiz vardı. Onların Atatürk'e ayrıydı. Böyle çok sağlam, şedid, sağlam ülkücü öğretmenler vardı. Onların alevisi ayrıydı. Hadi ortaokuldaydık, liseye geçtik. Liseye Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Tren Endüstri Meslek Lisesi'nde. Tam bunlar ihtilalden önce. Ya, liseye gittik, birinci sınıf biraz böyle lise bir hani makul geçti. Dersti, kitaptı filan, pişmandı. Bir de aileden baskı var, bak siyaset yapma, sakın şunu yapma, sakın bunu yapma. İkinci sınıfta, ya biz böyle okula böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. Ben de İzmir Bayındırlıyım, çok bizim durumumuz değil, biz böyle yapmayı seven insanız. İkinci dönem dedim, olmayacak bu da. Dönemin başında dedim, ya böyle okula mı gidilir kendiler? Arkadaşlar kaç kişiyiz, biz şu kadar kişiyiz, böyle bir şey olmaz dedim ben. Bir konuşma yapınca, dediler ki sen başkansın. Allah'ım dedim, ben normalde işte bir şeyler yapmamız lazım diye dernek binasına girdim, başkan olarak çıktım. Dakika bir, gol bir, ben başkan seçildim toplantıda, tam kapıda dediler ki Şenol Hoca geliyor. Şenol Hoca da okulda müdür yardımcısı, o günkü dilimiz de komünist. Başkan ben seçilmişim, meseleyi halletmek bana ait, ben indim aşağı. Bizim üstümüzde de kumarhane var. Kumarhaneyi çalıştıran da Tredbi, solcu Kürtaş. İndim aşağı, ne arıyorsunuz burada dedi, kumar oynamaya geldik dedi. Üstü kumarhane, o biliyor, onun altında da dernek var. Siz dernekteniz, dernektesiniz dedi. Dernekte olsak ne yapacaksınız hocam dedi. Gelip değer miyeceksiniz dedim. Baktım, yarın soracağım sana dedi. Neyse, bizim o zaman Tire Endüstri Meslek Lisesi'ne giderken bir tane normal solcu olmayan bir Türkçecimiz var. Bizim tanıdığımız solcular ortaokuldayken hani böyle hasbelkader Allah'a inanıyorlar. Ama lisede tanıdığım Türkçeci hoca hareket şu, ben buğdayı yoksal eve, buğdayı ekeyim, isterse çıkmasın. Mustafa Özbağ orada, Mustafa Özbağ orada yani isterse çıkmasın diyemez. Ben kalkıyorum, sen tanrı mısın? Otur kalk, ah bizim şeydeki Türkçecinin Atatürk'ü ise dinsiz. Hocam Atatürk dinsiz miydi? O bize diyor ki dinsizdi. Din afyondur, din uyuşturucudur. Haydi Lenin'e geçiyor. Hocam sen Leninist misin, Atatürkçü müsün, Kemalist misin? Haydi başka yere geçiyor. Şimdi meseleyi toparlayayım. Türkiye'de bir kendince solcu Kemalistler var. İki, sağcı Kemalistler var. Üç, dinsiz Kemalistler var. Dört, dinci Kemalistler var. Beş, daist Kemalistler var. Alt, daist, deist, özür dilerim. Deist Kemalistler var. Altı, Atatürk halifeydi diyen Kemalistler var. Yedi, Atatürk peygamberdi diyen Kemalistler var. Var.
Kimin Atatürk'ü doğru? Evet, benim inandığım, benim gördüğüm Atatürk şu. Türkler var olduklarından beri, Türklüklerini bildiklerinden beri hiç esaret altında kalmamışlar. Esir bir millet olmamışlar. Her dönem Cenab-ı Hak onların içlerinden bir lider çıkararak da onların dünya sahnesine koymuş. O liderler kendi ülkelerini dünya sahnesine koyarken hesapları, kitapları, başkalarının hesapları, kitapları hep farklıymış. Onların hatalarından hikmetler çıkmış. Onların doğrularından daha büyük doğrular çıkmış. Bir şekilde bu millet, bu milletin önüne hiç umulmadık, karanlığın en zifir noktasında bir lider çıkartılmış. Ve o lider o ülkeyi ve o milleti selamete ve düzlüğe çıkarmış. Atatürk, Osmanlı'dan sonra, yıkılan Osmanlı'dan sonra Anadolu insanına bir nefes olmuş, düzlüğe çıkarmış. Tarihi şahsiyettir. Küfür etmeye gerek yok, hakaret etmeye gerek yok. Türkler kadar kendi tarihlerine küfreden, hakaret eden ikinci bir topluluk yoktur gibi bizde. Bu böyle 100 yıldan beri, 150 yıldan beri başladı. Bu bir yenilim. Bizim devlet adamımız, bizim ülkemizden çıkma bir kimse, bizim değerimiz. Kavga etmeye, tartışmaya gerek yok. İlahlaştırmaya, tanrılaştırmaya da gerek yok. Ama ne yazık ki Türkiye'de dedim ya, bir şey istismara çok açık diye, Atatürk istismara çok açık. Yani ben savcının önüne çok gidip, yani bana savcının soracağı soru mu bu? Atatürkçü müsün, değil misin? Polis sorumlusuna gidiyoruz. 28 Şubat'ta almışlar. Koskoca adam şube müdürü olmuş. Sorduğu soru şu: Atatürk hakkında ne düşünüyorsun? Orada verdiğim cevabı versem abes olacak şimdi. Şube müdürüne dedim, müdürüm otur bakayım sen buraya dedim. Oturdu mu şimdi? Çok çok özür diliyorum. Atatürk gerhaneci miydi dedim. Değildi dedi. Niye işiniz var kapısında nöbet tutuyorsunuz dedim. Kim açtı bunları dedi. Meyhaneci miydi? Değildi. Faizci miydi? Değildi. Milliyetçi miydi? Evet. Ne işiniz var NATO'da, SENTO'da, orada, burada? Taktı şimdi bu. Biz sizi böyle bilmiyorduk dedi. Bilmiyorsunuz zaten dedi. Şimdi ülkede bütün olumsuzlukları yapan kimse Atatürkçülük elden gidiyor diye yürüyor. Kimin Atatürkçülüğü elden gidiyor? Aha, burada üniversitede şimdi başörtülüler var. Burada herkes oturuyor. Atatürkçülük elden mi gitti? Gittiyse var mıydı? Vardı da nereye gitti? Gittiyse yoktu o zaman. Ülke, herkes uzun bir dönem Atatürk'ün ekmeğini yedi. İstediği gibi istismar etti. Hiç unutmuyorum. Konya Belediye Başkanı oradaki bilmem ne emri kapattı, Atatürkçüler yürüdü, irticar geliyor diye. Ya siz hani kadınlara değer veriyordunuz da kadınlar kıymetli değil, kadınların etinin satılmasını mı istiyorsunuz? Diyorum ki kadınların etinin satılmasını istemek Atatürkçülük mü? Değildir. Neden yürüdünüz kardeşim? Allah muhafaza etsin. Kasti planlı adam öldüren kişi ailesinin helallığı halinde Allah katında affı gerçek midir? Kısasa kısas vacip midir? Kısasa kısas farzdır. Ama Cenab-ı Hak bu kısası ailesine ve diyete bağlamış. Eğer ailesi bu noktada, diyet kabul ediyorsa diyeti kabul eder, diyet kabul etmezse o kimse öldürür, kasti adamıdır. Allah katında, bir Allah'ın hükmünde iki ceza yoktur. İnsanların hukukunda vardır iki ceza. Allah
yoktur. Bir kadın fuhuş yaptığına da gelir Hazreti Peygamber'e söyler, sallallahu aleyhi ve sellem rejim edilir. Ama sahabe böyle ona ters bakmak ister, cennetlik birini görmek istiyorsanız buna bakın der. O yüzden Allah katında bir suçta iki ceza olmaz. Görücü usulü evliliklerde kaç görüşmede karar vermek gerekir? İstişare ne ve istiharenin önemi nedir? İstihare gerekli midir? Sigara haram diyebilir miyiz? Direkt deriz. Yani biz diyoruz sigara haram, kesinlikle hiç kimse içmesin. Görücü usulü evlilikle görücü usulü olmayan evlilik mi var? Kur'an ve sünnete göre evlenecek olan kimselerin üç sefer görüşme hakları var. Oturlar, üç sefer görüşürler, üç sefer görüştükten sonra buna karar verirlerse hemen evlenirler. Karar vermediler, birbirlerine ısınmadı, birbirlerine içleri sinmedi. Maaseler, Allah yolunu açık etsin. Bu evlilikle alakalı da istihara yapacağım, istişare, istihara yapacağım deyip de istihara ağacı yapmayın kendinize. İstişare önemli, istişare edin, kararınızı verin, evlenin. İnşallah. İslam'da şu yok. Ya bir çıksınlar, birbirlerini tanısınlar bir. Ya nereye çıkacaklar birbirlerini tanıyacaklar? Birbirlerinin içine giriyorlar, tanımıyorlar. Ne tanıması? Laf bunların hepsi de. Bir de şey, nişanlılık döneminde bir nikah kıyalım da, ha bir nikah kıyıp, örtülüp, birbirlerine ne yapacaklarsa yapsınlar. Yok İslam'da. Üç sefer oturacak, bir kimse konuşacak. Tamam mı? Tamam. Evlenecek olan kimsenin evliliği bellidir. Aha ben bu göz odada yaşayacağım. Hani şarkıdaki gibi var ya, hani bir yüzeye razıysan gel bana diye. İyi gel burada bir tane odam var mı var, hadi geç evlen bitsin iş yarın, bitti. Geliyorlar bana, ben çok seviyorum, iyi oğlum hadi yarın evlen. Evlen ya, seni durduran ne? Yok. Çok seviyor ama akşama kız gene babasının evine gidecek. Çok seviyor ama akşama yani kız gene yurda gidecek, öbür yurda gidecek. Ama çok seviyorlar. Biri söyledi, hocam sen bilmiyorsun ama dedi. Allah kızım neden bilmiyorum dedim. Seven sevdiğinin kapısındadır. Bu adam seni çok mu seviyor? Evet yatsın senin kapında. Sen bu adamı çok mu seviyorsun? Evet. Kaldır telefonu, ben çok seviyorum, senin yanına geliyorum. Ne işin var burada, benim yanımda ne işin var senin dedim. Sen çok seviyor musun? Evet, git kapısında yat. Var mı öyle seveniniz içinde? Sevemezsiniz ki öyle. Bir kadının kapısında yatacak kadar bir adam bir kadını sevemez. Bir kadın, bir erkeğin kapısında günlerce, aylarca yağış, yağmur, çamur al kapısında yatacak bir kimse sevemez ki. Korkarız biz. Biz kendimiz sevmekten korkarız. Biz de kafede lazım, yanımızda otursun filo köpeği gibi. Ay ne kadar güzel. Kim ağa seviyoruz, aşıkız biz. Kafede, pastanede, yolda yürürken harikayız. Ama öbür türlü yok. Git, burnunun direğini sızlatırcası bir ağla bakalım. Gece yarısı kalk, git kapısında dur. Sufi menkıbesi gelmiş dervişim birisi. Efendim ben aşıkım, kime evladım? Ayşe efendim, gir oğlum şuraya demiş, cilehane. Ne çekecek efendim? Ya Ayşe oğlum demiş. Almış tesbih dermiş. Ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe. Sabaha karşı 4-5 kapıyı tak 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 birisi vuruyor. Tabii cilehanelerin içeriden kapısı yok, sürgüsü var. Dermiş açmış sürgüyü bakmış. Ayşe. Şeyhi demiş ki çekil kızım. Bir bakmış şeyhi. Açmış kapıyı. Evladım Ayşe'yi istedim. Ayşe geldi demiş. Allah'ı isteseydin Allah gelecekti.
kapatalım demiş. Kapatmış. Oradan yukarıdan sürgüyü çekmiş gene. Şehirden de. Şey, müdür demiş ki, efendim ne çekiyor? Ya Allah demiş. Ya Allah. Bizim öyle değil. Allah muhafaza eylesin. Kendini bilme noktasında Bediüzzaman Hazretleri'nin sözünü söylediğiniz o sözde geçen kelimeleri açar mısınız? Acziyet sürekli kendini eksik görmek midir? Acziyet Allah önünde acziyettir. Fakriyet Allah önünde fakriyettir. Mahfiyet Allah önünde mahfiyettir. Allah önünde her daim kendini aciz görmektir. Toplum içerisinde aciz görmek değildir. Toplum içerisinde kendini aciz gösterenlerde oyun vardır. O ihlas değildir. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi olur ihlas. Bir kimsenin kendisini Allah önünde aciz görmesi. Hepiniz fakirsiniz, Allah ganidir ayet-i kerimesi mucibince kendisini Allah'ın önünde fakriyette görmesidir. Her şey yok olur, mahvolur ve ona döndürülür ayet-i kerimesi. Her daim kendini mahfiyette görmesidir. Öyle hadisler söyleniyor ki bu hadis söylenmiş olamaz diyoruz. Sonra insanlar bunları duyunca da hadislerin hepsini inkar ediyorlar. Buna nasıl engel olabiliriz? Vallaha bütün ömrümü bunu feda etmeye hazırım. Her sohbette bunlarla alakalı konuşuyorum. Böyle bir hadis inkarcılığı başladı. İslam dünyasında bu büyük bir hastalık. Bu hastalığı pompalıyorlar. Bu sapkınlığı, sapıklığı pompalıyorlar, ülkemizde daha fazla pompalıyorlar. Yani o kadar böyle absürt örneklerle karşılaşıyorum ki. Yani ortaokula giden çocuk, hocam hadislerin hepsi de sahih mi diyor. Yavrum evinde bir hadis kitabı var mı yok, hiç okudun mu yok. Aynı şey. Hadisleri inkar ediyorlar. Hadisleri inkar etmelerinin, inkar ettirmelerinin sebebi şu. Herkes ayet-i kerimeyi heva ve hevesine göre yorumlayacak. Biz şimdi ayet-i kerimeleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisleriyle anlamaya çalışıyoruz. Ve dini ayet-i kerimeler dışında hadis-i şeriflere bakaraktan yaşıyoruz. Namaz nasıl kılınacak hadis-i şeriflere bakıyoruz. Namazın nasıl kılınacağına dair çünkü ayet-i kerimelerde bir açıklama yok. Peygamber göndermiş. Peygamberle beraber bir hikmet gönderdik diyor. Kitabı verdik, ona hikmet verdik. Kitabı verdikten sonra kitap ayrı. Bir de hikmet verdik. Hikmet ne? Onun sünnetleri, onun hadisleri. Ya içlerinde kafasının almadığı, anlamadığı bir hadis çıkarsa bu uymadı. Ya hadislere Kur'an'a götürelim. Kur'an'a uyuyorsa kabul edelim. Kur'an'a uyuyorsa. Ya Kur'an ilahi bir kitap. 1000 yıl sonra daha hükmü devam edecek. 1000 yıl sonraki anlamına belki de karşılık gelecek o hadis. Nereden biliyorsunuz? Kur'an ilahi bir kitap. Kıyametin saati dakikası var mı bizde? Yok. Ama Mehdi bozuntuları çıkıp kıyamete saat dakika da koyuyor. Kıyamete saat dakika koyuyor. Şu zaman kıyamet kopacak diyor. Ya kardeşim. Kıyametin kopmasıyla alakalı Cebrail aleyhisselam gelmiş, tabi ondan hadisi reddedecek. Kıyamet ne zaman kopar demiş, sormuş. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri cevap veriyor. Diyor ki, soruların sorandan farklı bir bilgisi yoktur. Ayet-i kerime kıyamet ne zaman kopacağı Allah'a ait. Zamanı belli değil. Sen nereden bildin? Hadis-i şerif söylüyor ama kıyametin kopma saatinde olmadığına dair. Hadisleri inkar edersen o zaman normalde bir şey kalmıyor. Bana söyler misiniz namazı kılış şekliniz nasıl olacak hadis-i şerifler olmazsa? Birisi kalktı böyle koltuğa oturdu namaz kılıyorum dedi. İşte kendince de bir dualar üretti. Kendince de bir Fatiha okudu namazın namaz dedi. Ne diyeceksiniz? Neyle karşı çıkacaksınız? Bu büyük bir oyun. Büyük bir oyun.
hadisleri inkar edenleri dinlemeyin ve reddedin. Ve hadisleri inkar edenler belirli minvallerden beslenen kimseler. Bunların televizyon paraları nereden veriliyor? Kitap baskı paraları nereden veriliyor? Buyurun. Bakın bu ayrı bir tartışma konusu. Hadislerin hepsi de sahihtir deme noktasında değilim. Ama ne okuyorsunuz? Radyo televizyon okuyorsunuz. Ben radyo televizyoncu olabilmem için radyo televizyon fakültesini bitirmem lazım mı? Sen ben gitsem şimdi TRT'ye beni alırlar mı? Eyvah. Sektör olarak öyle diyelim biz. Peki. Ben doktorum, bana tedavine gelir misin? Doktor değilim, o diplomam yok. Ama ben iyi bir doktorluk yaparım. Gelmez misiniz? Ben gözünü ameliyat edebilirim desem gelir misin? Bakarsın değil mi diplomaya? İyi, bu hadisleri inkar edenler hadisçi mi? Değil. Taslamam, soy ismi. Ne? Sosyolog. Bütün hadisleri inkar ediyor. Ya bir hadisçi kalksa, bir hadisin üzerinde dese ki, bunda zayıflıklar var, bunun geldisinde gittisinde problem var. Oh, hadis profesörü. Kabul edeceğim. Hadislerin hepsini inkar eden nasıl kabul edeyim? Ama içinden vardır muhakkak eksiği noksan olarak geldisinde gittisinde problem olanlar. Onu da hadis alimler otursunlar, ayıklasınlar işlerine. Ve daha doğrusu hadis profesörleri, üniversitelerdekilerin hepsine bu konuda maaş alıyorlar. Devlet onlara maaş veriyor. Diyanetçilere devlet maaş veriyor. Otursunlar hepsini de elden geçirip baksınlar. İşleri bu. Secdede gözlerinizi kapamayın. Zira bir Yahudilerin adeti bir deyim duymuştum. Yahudiler secde eder mi? Zikirde sayının önemi vardır. Bütün Yahudiler de secde ederler. İsa'lılar da, Musa'lılar da secde eder. Hepsi de secde ederler. İbrahimiler de secde eder. Zikirde sayının önemi var mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bazı zikirleri sayıya bağlamış. O yüzden onun sayıya bağladığı zikirlerde sayı önemli. Sünnete uymak noktası. Etrafındaki çoğu kişi yeni kapandığım için çok üstüme geldi. Kötü yorumlar aldım, ne yapmalıyım? Devam et. Bu noktada herkes kötü yorumlar yapabilirler, yapacaklar da zaten. Bu konuda yıkılmayın, yenilmeyin, diri durun, dik durun. Yürüyün Allah sizinle beraber. Harama girmemek için dini nikah ararken kıymak doğru mudur? Yani dini nikah bir ibadettir. Doğru mudur derken harama girmemek için nikah kıydın. Al götür evine. Çok basit. Bir erkek kendine soracak. Kız kardeşinin böyle olmasını ister miydi? Kendi kızının böyle olmasını ister miydi? Hani görmüş ya gençten birisi demiş ki ya Resulallah ben kendimi din alan alıp koyamıyorum, geri çekemiyorum. Ne yapayım? Demiş ki ona evladım kız kardeşini düşün. Kız kardeşinin böyle olmasını ister miydi? İstemezsin. Neden başkasının kız kardeşinin böyle olmasını istiyorsun? Evlenmek istiyorsun. Gayet normal bir şey. Hak. Ve ibadet, evlenecek olan bir kimse gitsin bir göz oda tutsun, desin ki eş adına, bir göz odam var. Bir tane de çek yatım var, burada 2 metrekare halım var. Evlenmek istiyorsan gel götüreyim, evlen, bitti. Bu kadar. Bu zor bir şey değil. Ben evleneceğim zaman dedim ki tahtanın üzerine oturacağım. Bak tahtanın üzerine gerçeksen gel. O da şaka yaptığımı zannetmiş.
Geldi baktı tahta. Ya sen de gerçekten tahta varmış. Dedim beşinci element. Evet tahta. Tahta. Şaka gibi geliyor millete. Öyle mi? Ben önceden beri benim şakam bile gerçekti. Hatta ben bir kızla görüşmeye gittim Manisa'ya. Hani herkes evlen, evlen, evlen diyor. Ben evlenmeyi istemiyorum. Ondan sonra şeyhim beni emretti evlendirmek için. Gittim ben şimdi Manisa'da bir kızla görüşmeye. İşte görüşüyoruz şimdi. Ben görüşecek mi? Ben dedim ki benim adım Mustafa Özba. Orman işletmesinde memurum. Maaşım bu kadar. Borcum var. Kız kardeşimi evlendirdim. Tahtanın üzerinde yaşıyorum. Evde bir kitaplık var dedim. Kitaplar bende emanet. Bir demlik var dedim. 25-30 tane çay bardağı var. 25-30 tane çay kaşığı yok. Haftanın 2 günü, 3 günü dedim. Evimde ders oluyor. Evin tahtasını kendim çaktım dedim. Her tarafı gıcırdıyor. Bir tane dedim dedemden kalma tahta divan var. Onun üzerinde dedemden kalma dedim bir tane çakıttan minder var. Onun dedim arkasında da dedemden kalma samandan yastık var. Kız böyle dinliyor. Gözler tam gidiyor onun. Ondan sonra ama ben böyle değilim. Çok yakışıklıyım. O zaman gözlüğüm falan yok. Ondan sonra neyse baktı böyle. Dedi ki, ben kabul ettim dedi. Kabul edecek bir şey yok dedi. Kendimi de böyle aşağıdan almıyorum ya. Yani. Ben böyleyim. Dedi, bir anneme danışayım. Sen bilirsin. Gitti annesine tanıştı. Annesi demiş ki, demiş bir yatak odası bari alsın. Geldi, annem diyor ki dedi, bir yatak odası alsın. Almam dedim, yok. Gitti. Tekrar geldi, annesi demiş ki, iki çek yaptım almayacak. Tekrar geldi, iki ceket alsın. Yok dedim, iki ceket de alma. Yok çünkü. Borca da girmeyeceğim. Kız dedi ki, ben kabul ettim dedi. İyi, annem. Annem de kabul etti. Ama bir babasına danışsın dedi. İyi gider ona da danışırdı. Gider ona da söyler. Ben Allah'ın emrini koymuyorum ama. Şeyhim bana, git görüş dedi. Ben sadece görüşmeye geldim dedim. Gittim babasına. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Adamla tanıştım. Benim adım Mustafa Özba, İzmir Bayındırlıyım. Tam onlar da Manisa'da. Bundan sonra herhalde dedim size geliş sebebimiz belli edilmiştir, söylenmiştir. Bu cesareti nereden buldunuz der iseniz dedim. Ben benim pirim dedim Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri. O yüzden dedim ben onu çok severim, o da beni çok sever. Ben onun sünnetini istiyorum, kendim evleniyorum dedim. Şeyhim görüşmeme müsaade etti. Görüşmeye geldim dedim. Allah'ın emrini koymaya gelmedim. Tanışmaya geldim. Dur dedi bir öpeyim gözlerinden bana. Dedim gözlerinden öpemezsin. Neden dedi? Dedim bir can isterim bir göz öptürmeye. Herkes dedim benim gözümden öpemez dedim. Sen nesin böyle dedi ya maşallah dedi. Ben de ne olduğunu bilsem çözeceğim zaten. Yemek yemem. Çay hiç içmem. Su hiç içmem. Görüştük, konuştuk. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Dedi ki, şeyhin izin verirse kızım senin dedi. Tire'de şeyh efendiyle dolaşıyoruz. Böyle gidiyor şimdi o. Ben de böyle yarım adım gerisinden gidiyorum. Gittin, görüştün mü? Görüştüm efendim. Neyini gördün? Gözlerini efendim. Ne? Gözlerini gördüm efendim sadece. Almaz Mustafa Efendi o iş. Emredersiniz. Hemen bir arkadaşım oradan telefon açtım. Aracı bir arkadaş ya. Olmazmış dedi. Bitti iş ya. Kız sonra zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. 3 ay sonra haber vermişler. Dediler ki bana kız 45 kiloya düştü. Ne olursun al bunu. Dedim almam şeyim alma dedi. Alın. Şeyim alma dedi çünkü. Gene ben kuru tahtanın üzerine evlendim. Hayattan korkmayın. Ben evlendiğim gece evde bir tane piknik topu vardı annemin. Annem bir laf söyledi, piknik topunu götürdüm kapısı.
kapısının önüne koydum. Sabaha çay demeyecek tüpüm yok evde. Sabaha yumurta kıracak tavam yok evde. Ben hanıma dedim yat sen buraya. Nereye tahtanın üzerine? Sen benim işim var şimdi. Ben geçtim secdadeye, senden başka hiç kimsem yok dedim. Saat 3:30. Kapının önünde birisi sesleniyor. Mustafa Efendi, sesi kısık. O zamanlar biz basılıyoruz boyuna, polisler bizi basıyor zikirlerde, sohbetlerde. Biz böyle gayet normal, hani güldür çıkıyoruz biz hep beraber polisin önünden, konserin önünden. Ne yapıyordunuz? Zikrediyorduk. Nasıl zikrediyordunuz? Allah diyorduk. Oh, sus. Evet, tamam. Haydi bir yazı savcı deriz. Savcının önüne gidiyoruz. Haydi girdi cahil faaliyetten bize bir şey açıyorlar. Ne o? Dava. Bunlar latifeyi söylüyorum ama Türkiye'nin gerçeği. Evde Buhari okurken polisler götürdü beni. Suç aleti de Buhari hadis kitabıydı. Evet. Saat 3:30 birisi bağırıyor Mustafa Efendi diye. Ben de arkadaşların başına bir şey geldi dervişlere diye. Pencereden atladım. Aşağı bizim pencere böyle caddeye açılıyor. Abi ne oldu geçmiş olsun? Yok bir şey dedi. Abi ne oldu dedim ben. Yok bir şey dedi ya. Hemen baktım arabanın arkasından kolye indiriyor bu. 3:30 sabah. İndirildi bunlar dedi. Haydi kolye indirdim. Ben yine zannediyorum ki o zamanlar kitaplar, hadis kitapları, zikir kasetleri kaçırılıyor evden eve. Yakalanmasın diye. Eve bir baskına geldiler, bir baktılar, ooo diyelim ki kitaplar var. Dolduruyorlar polisler kitapları kolilere. Evet, suç aleti. Dini kitaplar. Bayında da hiç kimse, bizim bir ev var, yani birkaç tane ev var. Birisini kiraya istediler. Kimler? Risale-i Nur okuyucular. O... İzmir'deki çantacı Necmi abi beni çok iyi tanır. Ben kiraya veriyorum evi onlara, dershane olarak. Haftada bir karakola gidiyorum ben. Ben eski ülkücüyüm o zaman, ihtilalden sonra ben siyaseti bıraktım. Ben gidiyorum karakola. Çıkıyorum, evinizi nurculara vermişsiniz. Vallahi nurcu olduklarını bilmiyorum ben. Bunlar nurcu olabilir, ben kiramı aldığıma bakıyorum. Sen de onlardan mısın? Biz o zaman öfüyüz. Biliyorum komiserim bir bak bakayım bana. Bakıyor şimdi o benim şive farklı. Ya öyle demek istemedim ama onlara vermişsiniz. Çantacım Necmi amca geliyor. Kahraman gel bir sarılayım sana. Biz sarılıyoruz ondan. Risale dersleri yapıyorlar. Her hafta. Dersten sonra ben karakola gidiyorum. Risale dersleri yaparak. Türkiye buradan geliyor. Şimdi ben 3:30'da çıktım ya, koliler meydanda. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Arabaya bindi gitti bizim arkadaş. Ben kaldım dışarıda. Camı vuruyorum güm dünyan yok. Kapıyı vuruyorum güm dünyan yok. Annem duydu geldi çıktı. Ne yapıyorsun sen dışarıda dedi. Ne yapacaksın anne dedim ne arada bu ya. Haydi içeri girdim iç kapıdan güm vurdum. Bizimki çıktı. Böyle baktı. Ya sen içerideydin dedi. Şimdi dışarıdayım dedim. Ya nasıl çıktın dışarı? Uçtun dedim. Açtık. Kolileri içeri gece saat 3:30'da koyduk. Hala da tencereler evde duruyor. Anladınız mı? Hala da o gece gelen tavalar, kaşık çatanlar evde duruyor. Böyle diyorum sakın lan bunları atma. Bunlar gece yarısı duanın bereketiyle gelen şeyler. Gençler, yokluk sizi yıkmasın. Sevdanız sizi ayakta tutsun. Bir kimse seviyorsa ciğerini yara yara, kalbini deşe deşe
gözünden yaş akıta akıta maaşına ulaşır. Ama yok. Böyle kafelerde finok köpeği olacaksa kadınla tek içenen değil, onun adı sevgili. Günümüzün en tehlikeli hastalıklardan biri olan hadis inkarcıları, evet. Bu hadis inkarcıları Allah muhafaza eylesin. Yunus Emre Derviş Yunus'tan anlatır nasıl aşık Yunus'a dönüşmüştür. Her derviş aşık Yunus olma adayıdır. Her derviş. Bir gönüle girmek Yunus şiirlerinde gönüle çok önem verilir. Çünkü gönül hakkın tecellisinin aynasıdır. Peki o gönüle nasıl girilir? Bir şems bulmak gerek. O şemsin gönlüne girmek gerek. Marifetullah makamına nasıl ulaşılır? Yolu nedir? Ancak az önce anlattıydı. Vahdet-i vücut nedir? Bu Arabi'nin denir ama Arabi'den önce de bunun kırıntıları vardır. Uzun bir muhabbet. Hakkınızı helal edin. Yunus Emre, Ahmet Yesef, Hacı Bektaş ve diğer büyük sufilerde görülen şeriat, tarikat, hakikat, marifat nedir? Çarpı konulmuş, anlatıldı diye. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hakk'ın umuniyiniz olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sürçülisan ettiysek, birimizin kalbini kırdıysak bilerek bilmeyerek gerçekten gönülden özür dilerim. Burada helallaşmam gereken bir kimse varsa helallaşayım, hakkınızı tekrar helal edin. Hakkını helal etmeyen bir kimse de varsa da görüşeyim, onunla da helallaşmış olayım. Alkış istemiyoruz. Biz sufiler alkışı da bir böyle bir menfaat olarak görüyoruz. Bizim işimiz bir menfaat olmaksızın, hiç kimseden dini faaliyetler için bir ücret talep etmeksizin, almaksızın dinini yaşamaya çalışmak. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Selamlar. Biz Mustafa Özbağ hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel, bu engin bilgileri bizlerle paylaştığı için, bizleri aydınlattığı için. Sayın Başkan Yardımcımızın kendisine bir çiçek takdimi olacak nacizane. Biz hem almayacağız diyoruz, çiçekle kucağımızı doldurup gideceğiz. Hediye olarak vermiyoruz bunu. Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımın adına ufak bir Allah güzellik veriyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz hakkınızı helal edin inşallah. Peki. Ben sizin adınızı aldım.